metin 1-2-3 sorularından hangilerinin cevabını içerir? 1. Roman nedir ve kurgusunda neler vardır? Bunun cevabı var. Roman, insanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün olaylara yer ve zaman bildirerek anlatan uzun metinlerdir. Romanın kurgusunu oluşturan unsurlar, kişiler, yer, zaman ve olaylardır. Demek ki bunu görmek mümkün. 2. Bir romanda neler konu edilebilir? Burada insanın yaşayabileceği olaylar, karşılaşabileceği durumlar, sevinçler, üzüntüler, hayal kırıklıkları, tutkular ve benzeri insan ve hayata dair akıllara gelebilecek her şey başlı başına bir romanın konusu olabilir. 3. Türk romanının tarihi gelişiminde kimlerin katkısı vardır? Bunlara Yakup Kadri, Reşat Nuri, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Orhan Kemal diye sıralamıştır. Demek ki 3 sorunun da cevabı var. Cevap E'dir. Bu parçada söz edilen yazarın özellikle vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir? Öykülerinde kullandığı dil herkesin anlayacağı arı bir Türkçedir. Sözlü, sanatlı anlatıma önem vermez çünkü cümleleri kısadır. Bu kısa cümlelerle insanı büyüleyen, şaşırtan güzellikler yaratmayı bilmiştir. Türkçenin sadeleşmesini izlemiş, romanlarında biçimsel yeniliklere yer vermiştir. İkinci yabancı dil bildiği halde yapıtlarında hiç yabancı sözcük kullanmamış, günlük konuşma diliyle yapıtlarını oluşturmaya özen göstermiştir. Evet, burada seçeneklere bakarsak eserlerindeki üslup diyebilir miyiz? Olabilir. Kullandığı dil, yani sürekli dil vurgusu var. Ulusallık, sonra içerik ve doğallık ve halkı etkileyicilik, bunları görmüyoruz parçada. Sadece dil kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiş. Cevap A'dır. Aşağıdakilerden hangisi bu şeylerden yola çıkıldığında ulaşılabilecek bir düşüncedir? Burada gördüğümüz gibi iki parça şiir var ve Can Yücel tarafından yazılmıştır. Nefeslerle sürüp giden yaşamamız bir su kenarına gelip durur. Sonra ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep, bazen susulur ifadelerine bakarsak aslında yani bir duygusal konu işlenmiştir ama genel olarak şiirde ölçülere veya işte uyaklara vesaire, yani şiirin klasik kalıplarına uymayan bir yaklaşım görmekteyiz. Bu açıdan ulaşılacak düşünce E'dedir diyebiliriz. Şiirin klasik kalıplara sığmayan bir duygu aktarımı olduğu, burada da bu duyguları bu şekilde aktarmıştır şairimiz. Cevap E'dir. Bu parçada söz edilen yazarın öne çıkarılan niteliği aşağıdakilerin hangisidir? Söz edilen yazarımız Tülay Ferah'tır ve eseri de Erkek adlı romanıdır. Romanın kahramanı çok yakışıklı ve çok yalnız, çok da bencil. Ömrünce aşık olamamış, gençliğindeki ideallerinin neredeyse tamamına ihanet etmiş. Bu olumsuzluklara karşın yazarın kahramana anlayışlı yaklaşması, ona ders vermemeye çalışması, sözü allı pullu giydirmeden söylemesi okurun hoşuna gidiyor. Aslında verilen nitelikleri seçeneklerle örtüştürdüğümüzde sadece sözü allı pullu giydirmeden söylemesi ifadesine ulaşmaktayız. Ona da D'de ulaşıyoruz. Olayları yalın, doğal ve gerçekçi bir biçimde ele alması diyebiliriz. Buradan yani sözü allı pullu giydirme yalınlığın tersidir. Yani sanatçı veya sanatkarane bir üslupla söylemesi demektir. O halde söylenilecek ifade D'de verilmiş. Cevap D'dir. Bu görseldeki açıklamalar Ömer Seyfettin'in 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangilerini ortaya koyma amacı taşır? Öncelikle Ömer Seyfettin'in eserlerinden bahsedildiğini görmekteyiz. Daha sonra da doğumundan ölümüne kadar kronolojik bir sırayla hayat hikayesi anlatılmış. Bu şekilde bakarsak amaç olarak 3 ve 4'e ulaşabiliriz. Kronolojik bir dizimde hayat hikayesini vermek, eserleri ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapmak diyebiliriz. Cevap D'dir. Ana karakteri bu şekilde yansıtılan bir roman aşağıdakilerden hangisini anlatıyor olabilir? Evet, bakın, gözlerden iyice uzaklaşmıştım. Yalnız yürümeyi ve saatlerce oturmayı seviyordum. Denizin üstünde martılar adeta yalnızlığıma ortak oluyordu. Burada kahramanın kendisini anlattığını veya bir dünya iç konuşma yaptığını görmekteyiz ki kendi iç dünyasını bize açmakta ve yalnız olduğunu anlamaktayız. Bu açıdan ulaşılabilecek ifade B'dedir. Bireyin iç dünyasını ve yalnızlığını anlatıyor olabilir. Cevap B'dir. Bu paragraftan edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? B'ye ulaşılabildiğini görmekteyiz. Aynı coğrafyada verilen eserlerin o coğrafyanın edebiyatını oluşturduğuna,
Bakın edebiyat bir coğrafya veya milletin, bir devlet, devrin, bir sanat veya edebiyat mektebinin, edebi ürünlerinin bütününe verilen isimdir. Bakın bir coğrafyanın edebi ürünlerinin bütünü. Dolayısıyla aynı coğrafyada verilen eserler ve o coğrafyanın edebiyatının oluşması. Cevabımız B'dir.